Kimden saklanırız abi? Anlamadım espriyi. Oğlum burası ne? Millet gelse görse bizi inanmaz vallahi. Başka bir yer bulamadın mı? Ne yapayım abi? Biraz nakde sıkışırım da param anca buraya yetti. Biliyorsun düğün müyün. İyi hadi kalk seni bir bara götüreyim. Ben ısmarlarım hadi. Yok yok sabaha kadar başını şişireceğim zaten. Bir de sana ısmarlatmayayım. Abim nerede? Hemen gelir. Biliyor çünkü burada olduğunuzu. Çıktığımı söylersiniz. Ya salon bomboş. Film kötü mü acaba ya? Sinemayı kapattık biz. Ne? Sinemayı kapattık. Şaka yapıyorsun değil mi? Ha. Deli bu adam ya. Ay sinema kapatmış. Çok tatlı. Acaba şimdi böyle elmel tutulacak mı öyle mevzular var mı? Yok canım niye tutulsun ki randevuda yani? Şey mi bu yani? Değil mi? Yani niye tutulsun? Kız senin için nikahtan kaçmış sen el tutmaktan bahsediyorsun gerizekalı. Ne biçim film lan bu? Ay bu zombi filmi. Kusura bakmayın Deniz Hanım. Bizim Ali'nin gerzekliği yani. Yok ya ben severim zombi filmi. Vallahi severim. Ay çok güzel. Bak. Güzel, çok iyi. Ay vallahi çok güzel ya. Bak bak bak. Ay ne yaptı? Çok güzel değil mi ya? Ne yaptı? Adamı yedi ya. Evet. Ay çok güzel. Ben senin yolunu yordum. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Böyle film mi olur lan? Ne olmuş ki abi filme? Zombili lan bu film. Korku filmi miymiş abi bu? Abi vallahi ben hiç filme falan bakamadım abi. Sinemayı falan da son anda çok zor ayarladım zaten abi. Git lan. Git konuş makinistle. Durdursun filmi. Kız da çıkart dışarı. Ya abim, lavaboya indi herhalde de. Ya yenge gerçekten çok özür dilerim. Ben bu filme bakmaya hiç vaktim olmadan şimdi senin de için dışına çıkmıştır. Ben bilmiyordum bunun korku filmi olduğunu ya. Yok ya ben korku filmi çok severim. Ne olacak? Samet Bey sana kızdı mı bu yüzden? Ya Samet Bey, Ali'ye niye kızdınız ki? Ne gerek vardı? Ya bakın ben gerçekten çok severim korku filmini. Ya samimi söylüyorum bir haftada bir iki tane alıp evde oturup izleriz. Girelim bitirelim şu filmi çok ciddiyim. Ya Deniz Hanım bana bu gerizekalıyı korumayın ya. Böyle film mi olur ya insanlar birbirini yiyor. Hem
Biz daha sosisli falan yiyecektik değil mi? Hani sinemaya sonra tekrar geliriz. Büfe yakın, isterseniz hemen geçelim. Ha? Buyurun. Vallahi Deniz Hanım, tekrar özür dilerim ya. Bu mallıkları yüzünden. Senin sosyalden anladığın bu mu yani? Ne yapacaksın sen? Böyle her gittiğimiz yeri kapattıracak mısın? İnsanları boşalttıracak mısın ha? Aynen öyle. Mesela önümüzdeki hafta Venedik'e gideceğiz ya seninle. Enrico'ya haber verdim. Şimdiden orayı boşaltıyorlar. Seni tanımak istiyorum. Karşındayım. Her şeyi sorabilirsin. Mesela bugünün nasıl geçti? Neler yaptın? Hı? Sinan saçmalama. Yakalayın lan şunu. Sabah uyandım. Çocukla kahvaltı yaptık. Sonra okula gönderdim onu. Tamam. Yani nelerle meşgulsun? İş olarak ne yapıyorsun? Plaza aldım bir tane. Yarım kalmış bir plazayı aldım, onu tamamlıyorum. Şey, önemli değil. Ben öylesine muhabbet edelim diye sormuştum yani. Yo yo, yani ben de zaten anlatıyorum işte. İthalat, ihracat. Ne üstüne? Bir sürü şey. Her şey. Boş ver ya. Yani üstüne konuşamayacağımız işlerle uğraştığını biliyorum sonuçta. Diyeceksin ki biliyorsan niye geriliyorsun, niye buradasın diyeceksin. Demeyeceğim. Bugün çok kötü bir gün geçirdim Deniz. Anlatma ya. Boş ver. Ali beni eve bırakabilir mi? Deniz. Bu güzel gece için teşekkür ederim. Kızım. Ne bakıyorsun lan? Bakıyorsun lan. Ne oluyor Deniz? Sana ne?
Yattı de, yattı de. İnanamıyorum. Ne? Bir daha söyle. Ablam, yani şurada gördüğün kadın az önce Sermet Karayel'i dudağından öptü. Yuh. Niye? Bir adam niye dudağından öpülür Atıf Bey? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.